Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım kanalıma gösterdiğiniz ayrıcalıktan dolayı hepinize çok teşekkür ederim. 100.000 abone hedefimiz hala devam etmekte. Tabi benim 100 bin aboneye ulaşabilmem için sizlerin çok büyük katkısı ve faydası lazım. Öncelikle alttaki beğen tuşunu ve kanalımı başka mecralarda paylaşmanız kanalımızı büyütebilmemiz açısından bizler için çok önemli olacak arkadaşlar. Şimdi bugün biliyorsunuz Powell'ın bir konuşması vardı. Powell konuşmadan önce de bir video yaptık ve altında olabilecekleri anlatmaya çalıştık. Dediğimiz gibi yukarı yönlü ve aşağı yönlü sert hareketler 50-60 dolara yakın hareketler bugün altın tarafında görüldü. Peki bundan sonra altın yükselecek mi yoksa düşüş yönüne mi girecek? Sizlerle birlikte bunu burada grafik üzerinde bulmaya çalışacağız. Evet sevgili dostlarım altında çok dikkat etmeniz gereken bir süreç içerisindeyiz. Bu süreç içerisinde de bizler burada bu grafik üzerinde bu daralmanın kırılım yönünü beklemek zorundayız. Bu kırılımın nereden olacağını. E, görmemiz lazım. Yoksa bütün konuşmalar hava civa arkadaşlar. Öncelikle teknik olarak e, bu işe bakıyorsak bu teknikteki üçgenin kırılım yönü altına da yön verecek. E, bugün artık biliyorsunuz Powell'ın konuşmalarından e, ne gibi bir şeyler çıkartabiliriz. E, bunu da size en basit yoluyla anlatmaya çalışayım. E, bugün Powell ee, gene dediğimiz gibi arkadaşlar Covid-19'un dünya ekonomilerine olan etkisinden bahsetti. Ee, dünya ekonomilerine olan etkisinden bahsederken ayrıca Amerika ekonomisine olan etkisinden de bahsetti ve e, küçük ölçekli işletmeleri e, ABD merkez bankasının desteklemeye devam edeceğini söyledi. E, piyasa burada bunu arkadaşlar e, parasal genişleme devam edecek şeklinde algıladığı için bakın tam burada Powell'ın bu konuşmayı yaptığı yerde piyasada altın 1977 seviyesine kadar altın onsu 1977 seviyesine kadar yükseldi. Tabii Powell kurnaz bir adam arkadaşlar öyle e, dünyaya mesajlarını verirken İki taraflı oynamaya bayılır ve dengeleri yerinde tutmaya çalışır. Evet, altına burada bu gazı verdikten sonra altın 1977 seviyesine, hatta bizim şurada düşen tren çizgimizi bile kırdı arkadaşlar. Altın görüyorsunuz. 1952'den geçen yukarıdan gelen düşen tren çizgimizi yukarı yönlü kırdı ve şurada 1980 direnç bölgemize doğru altın onsu hareketlendirdi. Ee, Tabi e, bunun ardından Powell dedi ki arkadaşlar yüzde %2 enflasyona dikkat. Powell burada %2 enflasyona dikkat demesindeki amaç neydi? E, biz parasal genişleme boyutunu yüzde %2 enflasyon seviyesine kadar e, görmezlikten gelebiliriz. Yani bir yerde bir sınır koydu bundan önceki konuşmalarında hatırlıyorsanız sınırsız para basımına devam şeklinde bir yorumu vardı ve bu da altında yukarı yönlü sert hareketlere devam etti fakat bu seferki e, konuşmasında %2 iki enflasyon e, düzeyine sınırlama koyduğu için arkadaşlar e, buradaki altındaki yükseliş Yerini aşağı yönlü yavaş yavaş tekrardan üçgen içerisine doğru e, sokmaya başladı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan tekrar aşağı yönlü hareketler e, 1914 seviyesine kadar görüldü. E, şimdi Powell burada ne demek istedi arkadaşlar? E, kısaca bunu da açıklayayım. E, Powell'ın demek istediği e, fazla miktarda e, enflasyona yüksek enflasyona ABD ekonomisi olarak izin vermeyeceğiz. E, enflasyonu ancak e, %2 seviyesine e, gelene kadar e, bir tolerans gösterebiliriz. Fakat %2 e, seviyesinin üzerindeki bir enflasyona müdahalede bulunuruz. Yani faizleri arttırma yoluna gideriz veya Merkez Bankamızın e, bu konudaki tüm enstrümanlarını kullanırız şeklinde bir açıklama yaptı. Ve bu da altını tekrardan e, buradaki daralan üçgen içerisine e, tekrardan geriye itmiş oldu. E, şimdi arkadaşlar e, şuradan 1900 seviyesi altın onsta 1900 seviyesi. E, bakın burasına çok dikkat edin. 1900 ve 1895. Buradaki bu 1895 seviyesine dikkat edin e, altın ons. Bu 1895 seviyesi e, altında bir kapanış yapmadığı müddetçe buradaki üçgen içerisindeki hareketlerine devam edecektir. Üçgen içerisindeki hareketler saatlik bazda baktığımız zaman e, yarın itibariyle 1940-43 seviyelerinden geçmekte. E, yani 1943'ü saatlikte bir yukarı yönlü kırabilirse saatlik kapanışlarda yarın 1943 takiminizde olacak. Bu 1943 kırabilir üzerinde e, saatlik kapanışlar yapmaya başlarsa tekrardan yukarı yönlü e, 1985 seviyesine doğru e, altın onsta hareketler görülebilir. Aşağıda da olmazsa olmazımız 1900 ve 1895 seviyesindeki destek noktası bu 1895 destek noktası aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe üçgenin üst tarafından geçen düşen tren çizgisinin kırılıp kırılamayacağı takipimizde olacak. Yarın itibariyle de bu seviye 1943 seviyesinde geçmekte. Saatlikte takip etmemiz gereken. Evet stokastik indikatörümüz hala sat sinyaline devam ederken arkadaşlar da 78 günlük ortalamasının Üzerine çarpıp e, o da tekrar geri dönmüş durumda. Saatliklerde üçgen içerisinde e, indikatörlerde bir düzeltme e, yoluna gittiği onsun gözükmekte. Gene 4 saatlikte altın onsu incelediğimiz zaman arkadaşlar. E, görüyorsunuz 4 saatlikte de sıkışma hala devam ediyor. E, 4 saatliklerde de kapanışlarda bizim arayacağımız seviye 1950 seviyesi. Artık 1950 üzerinde bir kapanış altın onsta 4 saatlikte görebilir ve bunun da 4 saat üzerinde tutunabilmesini görebilirsek bu sefer de hedefimiz takip etmemiz gerekecek hedef 2010 seviyesindeki altın olsun gitmesi muhtemel seviye şeklinde yorumlayabiliriz. Gene 4 saatliklerde de olmazsa olmaz yerimiz arkadaşlar. 1900 ve 1895. Bu seviye kırılmadığı müddetçe. E, ne dedik? 4 saatliklerde 1950 üzerinde kalış. Bize yukarıya e, 2010 seviyeleri 2013 seviyelerine doğru e, altın olsun yukarı hareket edeceğini sinyalini vermekte. E, hemen indikatörüne de bakalım. Stokastik indikatörü. 4 saatlikte e, yukarı yönlü hareketi sinyalini vermiş bize zaten. Yukarı yönlü hareket devam. RISA'yı da e, henüz al sinyali vermiş değil arkadaşlar. Hemen günlükte bakalım. Günlükte görüyorsunuz üçgenimizi şöyle biraz büyütelim. Sıkışıklığı burada hep birlikte zaten görebiliyoruz. Yukarıdan gelen düşen tren çizgimiz buradan aşağıya doğru inmekte muntazam bir şekilde de çalışmakta arkadaşlar. Aşağıda gene günlükte takipte kalmamız gerekecek. Ee, yarın için bizim en kritik seviyemiz 1905 seviyesi. Birbirine çok yakın bakın arkadaşlar 4 saatliklerde ee, saatliklerde ve günlüklerde 1900 ve 1895 çok önemli. Burası kırılmadığı müddetçe ee, yukarıdaki hareketler günlükte yarın itibariyle üstüne atması gereken bir seviye yani günlük kapanış olması gerekecek seviye 1965 seviyesi günlüklerde de 1965 seviyesi takimimizde olacak önemli seviye aşağıda gene hareket 1900 1965 aralığında devam etmesi muhtemel olarak gözükmekte Tabii herhangi bir yöne kırılım olmadığı sürece bu üçgen içerisinde hareketler devam eder özellikle forexçiler burada çok işlem yapar arkadaşlar böyle üçgenleri kaçırmaz forexçiler aşağıdan alıp yukarıdan satarlar yukarıdan da sel açıp aşağıdan kapatırlar Evet haftalıkta baktığımız zaman üçgen içerisindeki darılım çok Artık haftaya bir yerden arkadaşlar bu üçgen içerisindeki daralım yönünü belli eder. Çünkü artık gidecek bir yeri kalmamış. Haftaya buradan haftalık kapanışta 1970 mi? Evet. Haftalıklarda da 1970 üzerine atıp bir kapanış yapabilirse arkadaşlar şurada tam almak istiyorum çünkü haftalıklarda da 1937 38 üzerinde bir kapanış yapabilirsek e, tekrardan yukarı yönlü hareketler 2000 dolar seviyesi üzerine doğru hareketlerine devam edebilir. Haftalıkta da gene e, kritik rakam yerimiz arkadaşlar 1900 şöyle tam rakam alalım. 1915'li seviyeler 1915 ve 1937. Eğer bu kırılım haftaya uzarsa 1915 ve 1937 aralığında e, bu hareket e, bir yerlere kırılacaktır. En sağlam gene dediğimiz gibi arkadaşlar 1900-1895 kırılmadıkça altın onsta e, panik olmaya gerek yok. E, yukarıdaki saatlik 4 saatlik ve günlükteki kapanışlar takibinizde olsun. Yukarı yönlü kırılımları gene ben de buradan takipte kalacağım hemen gram altına bakalım gram altında da sıkışmalar devam etmekte arkadaşlar Aynen altın hosta olduğu gibi bir tane arkadaşımız yorum yazmış <laughs> gram altını e, nasıl yorumluyorsun diye e, dolar tarafına bakmadan tabi canım arkadaşım e, Sen bizim bunları yorumlarken neler çektiğimizi bilmediğin için e, işin mutfağın o kısmını görmediğin için Bizim de bunu nasıl yorumladığımızı anlamam biraz zor. Tabii ki dolar tl ile onsla ikisinin karışımından. Bizler de bir sentez yapıp o şekilde bunu yorumluyoruz. Fakat zaman ve süre uzamasın diye de bunu kısa yoldan sana anlatmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar gram altında da bizler için saatlikte baktığımız zaman artık gram altında 452 seviyesi önemli 452 bunu biraz daha aşağıya çekebilirsek de 450 Evet 450 seviyesi altında bir kapanış olmadı müddetçe arkadaşlar hareketler 450 465 466 aralığında bir müddet daha devam edebilir saatliklerde saatliklerde olumluya dönebilmemiz için de Şurasının kırılması şart arkadaşlar. Yani 466 seviyesinin kırılması şart. E, aşağıda da dediğimiz gibi 450 rakamı takibinizde olsun. E, 450 önemli bir rakam. Evet şurada görüyorsunuz aşağıdan gelen bir yükselen tren çizgimiz var ve çok e, muntazam bir şekilde çalışmış. 431 444 e, 436 400... 49 ve bugünkü 450'li seviyeleri eee bir şekilde yakalamış arkadaşlar. Tepelerde de gene 485 478 ve 466 tepeleri çok muntazam bir şekilde bu üçgen içerisinde hareketlerine devam etmekte. E, kafanızda fazla karışmasın arkadaşlar. Gram altında da Gene aşağıda 450, e, yukarıda da 466 seviyeleri takibinizde olacak. Bakın arkadaşlar alttan gelen yükselen tren çizgisini kaç defa denemiş, kıramamış. Ve buralardan hep yukarıya tepki alımları gelmiş. E, yarın itibariyle de bu hareket gene 452'li seviyelerde kalabilir arkadaşlar. 452, 465, 466 aralığı e, gram altında da takibinizde olacak aralık. Hareketler e, bir yöne kırıldığı vakit arkadaşlar e, ve yönde o yöne evrilecektir. Eğer 466 seviyesi üzerinde yukarı doğru kırılım gerçekleşebilir. 4 saat üzerinde kalabilirsek 478. Ve 488 e, kanallarına doğru gram altında da hareketler e, yukarı yönlü ivme kazanır. Aşağıda da 450 altında e, bizler için takipte kalmamız gereken 442 ve onun altında da 433 rakamları dikkatle takipte kalınması gereken önemli rakamlar olarak gözükmekte. E, evet sevgili dostlarım. Ons altında 1900 altında bir kırılma olmadığında olmadıkça panik yapmanıza gerek yok. Hareketler e, 1966 1900 aralığında sıkışmış durumda ve e, yönünü bu kırılımlara göre belirleyecek. Alt, e, gram altında da aşağıda 450 e, yukarıda 466 seviyesi arasındaki e, gitkeller hala e, yaşanabilir Çünkü üçgenlerde henüz bir kırılım yok. Bugün bir üçgen e, yukarıya yönlü ihlal olsa da tekrardan üçgen içerisine giriş yaptığından dolayı e, hala üçgendeki hareketler devam ediyor. E, altın ve gram altın çok kritik arkadaşlar aşağı yönlü de kırılabilir yukarı yönünde kırılabilir. O yüzden e, bizler teknik olarak e, bu seviyeyi takipte kalacağız herhangi bir kırılımda gene 50-60 dolarlık aşağı veya yukarı marjlar